Mülayşe'yi ve Hümayi rahat bırak. Ali'den intikam almayacağına dair bana söz ver. Yapma ya. Ben de sana. Ne ben de sana? Böbreğim var şey. Ne gülüyorsun lan? Ne gülüyorsun oğlum? Sana... Bana ne gülüyorsun oğlum? Salaklığına, cahilliğine. Oğlum... Ay. Herkesin böbreği herkese uymaz lan. Harbi mi lan? Ne bileyim oğlum? Belki uyar, veriyorum oğlum işte ya. Kardeş. Uysa da uymasa da ben senin böbreğini almam. Neden biliyor musun? Neden? Deşiriz çünkü. Ödeşelim oğlum o zaman. Para. Ulan benim bir tek kaybettiğim böbreğim değil ki lan. Siz benden çocukluğumu aldınız lan. Bırak çocukluğumu, insanlığımı aldınız lan. Hani benim insanlığımı geri versene bana. Versene lan! Kara. Ne var? Ne mi var ha? Elimizde ölü bir Nizam Eyüboğlu var. Ne diyorsun sen ya? Nizam Eyüboğlu öldü diyorum. Miras Gülayşe'ye kaldı. Bana bak, senin vasilik elden gitti. Şirket yönetimi de elden gitti. Elimizde birazcık hisseden başka hiçbir şey kalmadı Kara Polat. Allah. Gülayşe'nin babası... ölmüş. Nasıl lan? Bayağı ölmüş. Gülayşe'nin babası yok mu lan artık? Alo. Sana ne oluyor oğlum? Nizam öldü diye sen niye böyle yıkıldın oğlum? Oğlum kardeşimiz de aynı kavuştu lan babasına. Doya doya baba diyemedi lan bizim kardeşimiz. Ali'ye demiştir o. Hani Mercan anası Ali babası olacaktı. Ben daha Gülayşe'nin ilk kelimesini duyamadan beni kurban vermiştiniz ama... ben yokken o Ali'ye baba demiştir. Doğru. Gülayşe'nin birinci yaş gününü kutluyorduk. Gülayşe birinci yaşına bastığında sen yokken Gülayşe o zaman ilk defa Ali'ye baba demişti.
Seneye pastayla kutlayacağız Gülaş'ı. Söz. Hayır demeyecek. Baba yok Gülayşe. Baban değilim ben. Baba. Ne diyorsun sen Ali? Hani anlaşmıştık? Sen babası olacaktın, ben anası. Yapamam Merce. Anasının katiline baba dedirtemem. Bir gün gerçek babasına kavuşursa yalnız ona baba diyecek. O güne dek ben abisi olacağım. Sen de ablası. Abi de Gülayşe. Abi de tamam mı? Baban yok. Senin baban yok. Baba yok. Senin baban yok. Gönlünü sakınıyorsun anladık. Gözünden teselli bulmasından mı çok görüyorsun garibe? Değil yüzüne bak bak, burada durmaya bile hakkım yok benim. Niye bizim oğlum? Sadıcığım büyütmedi mi seni? Vazifeyi değil mi onun son yolculuğuna uğurlamak, emanetine sahip çıkmak? Eğer rahmetli hayatta olsaydı, kızını emanet edeceği son insan ben olurdum. Kötü işler yapan bir babanın oğlu olduğun için mi? Hayır. Onu bu kara toprağın altına sokan adamın oğlu olduğum için. Ne diyorsun sen bizim oğlan? Neden sizin oğlan olamayacağımı söylüyorum. Nizam amca mezarında ters dönmeden gitsem diyorum.
Demek ki neymiş? İtler uçamazmış. İtlerin kanatları yokmuş. İşte böyle çakılırlarmış. Çakıldık lan işte, daha ne istiyorsun? Doğruyu. Eğer bana yalan söylersen, şimdi seni yine amcanın yanına yollarım. Orada ona hesap verirsin. Anladın değil mi lan şakam olmadığını? Tek bir hareketimle seni yok edebileceğimi anladın değil mi? Anladık ulan, anladık. Kırılmadık gemiyim kalmadı zaten. Hayırsız evlat. Bir daha ağzından o kelime çıkarsa senin o çatal dilini keserim. Bunu da anladın mı lan çenesi? Anladım, anladım. Bırak. Bırak. Şimdi söyle. Nizam amcayı neden öldürdün? Orada bir dur bakalım. Onu bir düzeltelim önce. Ben Nizam'ı öldürmedim. O hastanede öldü. Nasıl sen öldürmedin lan? Minibüsün frenlerini kesmeseydin o uçurumdan uçmayacaklardı. Nizam amca hastaneye yatmayacaktı, ölmeyecekti orada. Şimdi söyle, Nazmiye istedi değil mi lan? Kaç para teklif etti söyle? Nazmiye istemedi, o böyle bir şey istemez. O zaman Nizam amcayı sen öldürmek istedin. Evet dedim, yalan çek şunu alnımdan. Yalancı şerefsiz. Nizam amcanın ölümünden zerre çıkarın olamaz senin. Bunu yapmak için hiçbir nedenin yok lan. Bana yalan söyleme demiştim sana. Yalan değil lan. Nazmiye benim yeğenim. Ne diyorsun lan sen? Yıllardır yaşadığı evden kapı dışarı edilince dayanamadım. Dayısı olarak usulümce intikam almak istedim, anladın mı? Bilirsin, ailem benim için her şeyden önce gelir. Kes lan sesini. Kes lan sesini! Ulan Allah belanı versin seninle. Allah belanı versin lan sana. Allah topunuzun belasını versin lan. Lan bu nasıl soy lan? Nasıl bir soy lan? Ulan soyunda bir tane namuslu şerefli insan olmaz mı be? Bu lanet soy kurumasında ne olsun? Bana bak lan. Beni iyi dinle. Bundan sonra Gülayşe'nin ayağına taş takılırsa sorumlusu sensin. Senden bileceğim. Anladın mı beni? En ufak bir hatanda, en ufak bir yanlışında seni gebertirim. Anladın mı beni? Anladık ulan, anladık. İyi. Manyak oğlum, manyak. Babasının oğlu işte. Kavuştum bağrına babam. Beni öksüz yetim bıraktınız. Ama siz kavuştunuz ya.
Tıpkı? Canım. Oğlum cinayetten aranıyorsun ya. Kalan sen gün yüzü göremeyeceksin. Ne işin var lan burada? Abla. Sizin ne işiniz var burada? Gülayşemize sarılıp acısını paylaşamıyoruz. Bari başsağlığını dileyelim dedik. Ben de aynı. O bizi istemese de biz onun ailesiyiz. O itecek, biz tutmaya çalışacağız. Bir dakika durabilir misin? Geç sen. Anam. Şimdi olmaz. Şimdi sırası değil. Bak Yasin için insan daha gelecek. Ben kimse gelmeden gönderirim onları, merak etme. Hadi. Geldiniz. Ablam. Acını paylaşalım diye ablam. Sebep olduğunuz acıma mı? Mola yerine girmenize izin verdim diye. Acımı paylaşacağıma da mı izin vereceğim sandınız? Biz mola yerine hiç dönmedik abi. Sana dedim. Biz senin yüreğine dönmek istiyorsun. Eğer sen yoksan mola yeri de yerin dibine batsın. Batsın o zaman Ali Ateş. Gülayşe etme. Gülayşe yok. Gülayşe yok. Lara İboğlu'yum ben. Öksüzü bıraktığınız, babasına doyamayan yetim Lara Eyüboğlu'yum. Şimdi defolun gidin kapımın önünden. Benim kapımda hırsız var eğer yok. Hırsız mı? Biz hırsız değiliz. Ne hırsızlığınızı gördün ablam? Hırsızsınız. Babamla geçireceğim 23 yılımı çaldınız benden. Ben 23 gün bile babama doyamadan toprak oldu gitti. Abim. Bırak. Ben anamla babam beni çöpe attı diye sizin kollarınızda dizlerinizde ağlarken, acıyla nefretle onlara lanet okurken siz sustunuz. Vicdanımı çaldınız benden. Ama en kötüsü de ne biliyor musunuz? Siz benden sizi çaldınız. Beni kolsuz, kanatsız, kimsesiz bıraktınız. Hiçbir şeyim yok artık benim. Hiçbir şeyim yok. Ya var. Sabit sana kazanı bıraktı. Ben çöpe attım o kaza. Gülayşe'den geriye hiçbir şey kalmadı. Bitti. Bitirdiniz.
tepeme attın. Hoş geldiniz efendim. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Başınız sağ olsun. Demek yeni şirket binamız burası. Eski binamız sıcacıktı. Annemle babamın izlerini hissederdim. Buradaysa Nazmiye ile Kara'yı görüyorum sanki. Burası da senin izini taşıyacak kızım. Ondan değil. Öyle deme hacı. Hayırlısıyla inşallah. Hadi buyurun, buyurun. Hadi kızım. Eyüpoğlu şirkete giriş yaptı. Başınız sağ olsun Hacer Hanım. Lara Hanım hoş geldiniz. Başınız sağ olsun. Tekrar başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Lara Hanım buyurun babanızın koltuğuna. Bunca yıldır babamın yol arkadaşı oldunuz. Onu hiç yalnız bırakmadınız. Beni de yalnız bırakmayacağınıza inanıyorum. Ve size söz veriyorum. Babamın emaneti olan bu şirketi annemin yarım kalan emeklerinin de hakkını vererek daha ileriye götüreceğim. O zaman benim de Eyüboğlu ailesinin damadı ve şirketin geçici yönetim kurulu başkanı olarak yetkilerimi size devretme vaktim geldi. Lara Hanım. Buyurun, oturun lütfen. Buyurun lütfen. Peki, yengecim. Biz hissedarlar olarak merak ediyoruz. Hani şirketi ileriye taşıyacağım dedin ya. Malum hiçbir eğitimin de yok. Yani bir sokak çocuğu olarak nasıl yapacaksın bunu? Yönetim kurulunu aydınlatabilir misin lütfen? Kimsesizlerin hayır duasını alarak
Ben de bir şey yapacaksın sandım. Yapacağız. Yapacağım zaten. İzninizle, hem çok heyecanlı olduğum için hem de henüz hala sizin kullandığınız sözlere alışamadığım için kağıda yazdım. Babamın ve annemin anısına yeni bir proje başlatıyoruz. Başlatıyoruz. Kimsesiz çocuklara barınma ve meslek eğitimi sağlayacağımız bir vakıf kuruyoruz. Kimsesiz çocukları Eyüboğlu Porselen'in gelecek nesli olarak yetiştireceğiz. O kadarla da kalmayacağız. Tüm Türkiye'de başarılı ve ihtiyacı olan gençlere eğitim bursu dağıtacağız. Böylece uzun vadede kendi insan kaynağımızı oluşturacağız. Çok güzel. Ne dersin yengecim? Sence bir sokak çocuğu olarak yapabilecek miyim? Pek sanmıyorum yengecim. Çok para lazım olacak buna. Pardon ama bu kadar büyük projeyi nasıl karşılayacaksın? Hı? Şirket binasını satmışsınız. Onun parası var. Kalanını da bu seneki kâr paylarımızdan finanse etmek mi diyorsunuz? Kalanını da bu seneki kâr paylarımızdan finanse edeceğiz. Kâr paylarımız kimsesiz çocuklar için harcanacak. Delirdin mi sen? Biz ne yiyeceğiz, ne içeceğiz o vakte kadar? Babanı düşün, rahmetli baban yuvaya hiç kıyamazdı. Sen aç bırakıyorsun ya. Aa. Niye aç kalsın yengeciğim? Hem ben Hümayi maaşa bağlıyorum. Ama ona bağladığım maaş sana yeter mi? Senin karnını doyurur mu onu bilemeyeceğim. Bağladığım maaş bu yılki kâr payını karşılamaz. Kuzeninin hakkına girerek mi hayır duası alacaksın? Elbette karşılamaz. Sen de Hüma'nın hisselerinden para koparabilmek için bir yıl beklemek zorunda kalacaksın. Bir yıl mı? Bu bir yılı evli mi bekleyeceksin yoksa nişanlı mı bekleyeceksin çok merak ediyorum biliyor musun? Hüma da çok merak ediyor değil mi Hüma? Çok. Bir dakika bir dakika. Hüma senin bundan haberin var mıydı? Vardı. Nasıl ya? Hani siz ikiniz anlaştınız mı? Yengeciğim, biz iki kuzen çok iyi anlaşıyoruz zaten. Sen kendi derdine yan. Ha Kara, sen de eski şirket binamızın satışından 1 milyon dolar komisyon almışsın. Canım kuzenim söyledi. Şimdi o parayı da bugün kimsesiz çocuklar fonumuza aktarmazsan senin vasilik görevini kötüye kullanmaktan hapse attırırım. Tamam? Hadi. Barbaros, senin ne işin var ya burada? Ben Kara ile bir şey konuşacaktım da o yüzden geldim Hacer abi.
Sen ne sandın ki hala? Bizim için gelecek hali yok ya. Ayşe. Ben... sana doğru dürüst başsağlığı dileyemedim. Başın sağ olsun. Cenazeden apar topar kaçınca tabii. Sağ ol. Dostlar sağ olsun. Benim işlerim vardı o yüzden. Ne yani? Ben Çatal'ın oğluyum. O yüzden kalamadım falan. Onlar yok mu? Güleş. Hayırdır lan? Kim lan şimdi? Ne oluyor oğlum? Gir lan içeri, gir. Geç. Ne oluyor? Nizam amcayı abin öldürmüş olabilir mi? Hem bizim kız. Bu bana doyamadı, haklısın. O da seni hiç doyamadı. Şimdi vazifen pek mühim. Beni iyice dinler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevapları da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır. Sadaka-i cariye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat. Hadi bakayım hayırlı evlat. Ya bu vazifeni. Demek sadaka-i cariye, hayrı devam eden iyilik demek. Vakıf hastanesi gibi, burası gibi. Afiyet olsun. O yüzden bu aş evi her daim açık kalacak değil mi? Hadi bakayım, kolay gelsin. Afiyet olsun. Kim kardeş? Biz. Kim kardeş? Herkes. Abla, iyi misin? Az önce söyledikleriniz. Nereden duydunuz onu? Aa, bizim oralarda bunu bilmeyen mi var? Köksüzlerin sözleriymiş. Onlar da bizim gibi evsiz çocuklarmış. Birbirlerini kardeş bilip kimseye boyun eğmemişler. Buradaki çöpten bir bebek kurtarıp onu bile büyütmüşler. Evsizler evsiz bir bebeğe analık babalık yapmış. Biz de onlar gibi olacağız. Olmayacaksınız. Onlar gibi olmayacaksınız. Ben size sıcacık bir yuva yaptıracağım. Sıcacık yataklarınız olacak. Yurt gibi mi? Yurt gibi değil. Ev gibi. Yok istemeyiz kalsın. Hadi gidelim. Ne oldu? Nereye gidiyorsunuz? Thank you.
Lara kızım iyi misin? Benim çıkmam lazım. Lara! Kızım nereye gidiyorsun? Hayır yap deyip durmuyor mu? Hayır yapacağım. Kopuk uçurtma gibi emanet. Mukayyet olmak şart. Nereye gitti o? Bilmiyorum. Hayır yapacağımmış. Mola yerine gitmiş olmasın? Ali. Hadi sen git bizimkilerin yanına. Akşam giderim. Ver bakayım telefonu, ne yapıyorlarmış? Zıpkın neredesiniz? Lan mola yerine mi gittiniz? Delirdiniz mi oğlum siz? Ben bir de yukarı bakacağım. Yukarı baktım ben sabitim. Olsun bir de ben bakayım. Her yere baktıkça sabitim bulamadık kazağı. Çok şükür yok kazak. Çok şükür. Layşe bizi gerçekten silseydi kaza verdiğin gibi atardı. Belki sonra atmıştır. Ya olsun işte, sen verdiğin zaman kıyamadın ya atmaya. Lan bu bile bize yetmez mi sabit? Yeter değil mi? Yeter. Yetmeli. Ne işiniz var lan burada? Oğlum Gülayşe'ye söz vermedik mi? Bir daha buraya asla dönmeyeceğiz demedik mi? Arkadaşlar hazırlıklarınızı yapın. Tamam. Merhaba. Burayı mı yıkacağız? Evet. Uzun sürer mi? Yok abla, birkaç dakikalık iş. Birkaç dakika. Yapması çok uzun sürmüştü biliyor musun? Yıkmaya gelince nasıl birkaç dakikada alt üst oluyor her şey? Anlamadım abla. Yavaş yavaş mı yıkayım? Sen tamamen yık da yavaş yavaş fark etmez.
Geriye hiçbir şey kalmayacak ama. Dümdüz olacak. Ne oluyor lan? Başlasın. Ayşe, ne yapıyorsun abiciğim? Ayşe evimizi yıkıyor. Asıl siz ne yapıyorsunuz burada? Biz fotoğrafları almaya geldik abiciğim. Gidiyorduk şimdi. İyi. Hadi gidin o zaman, ne duruyorsunuz? Güneş'e neden yıkıyorsun evimizi? Ben çocuklar için yurt yapacağım buraya. Yepyeni, pırıl pırıl bir yer olacak burası. Yıkılmadan da yapılır o. Burası yıkılmadan hiçbir şey yapamam ben. Buna mecburum. Anlıyorsunuz mu? Çok iyi anlayacağım da abim. Yalnız sen bu evi değil, geçmişini, bizleri yıkıp yok etmek istiyorsun aslında. Aynen. Ve yapacağım. Yemin olsun bugün bu evi yerle bir edeceğim. Buna asla engel olamayacaksın. Engel olmak ne demek? Katkım olur ancak. Abi ne yapıyorsun? Bizden kurtulmak için yıkmıyor mu bu evi? Olmam gereken yere gidiyor. Biz de biliyoruz sen ne yapıyorsun. Zıpkın, Gülayşe ile benim aramda. Tüm öfkesinin, nefretinin sebebi ben olduğuma göre... evle birlikte yıkılıp yok olması gereken de benim.
Verdiğin yemini tut şimdi. Ne yapıyorsun sen? Meydan mı okuyorsun bana? Bu ev yıkılınca içinin soğuyacağını bilsem... kepçenin başına ben geçerim. Ateşini söndürmez bu yıkım abim. Ne dersen de... seni senden daha iyi tanıyorum ben Gülayşe. Ben sizin Gülayşe'niz değilim artık. Nizam'la Bahar'ın Lara'sıyım. Anlayın bunu. Peki Bahar'ımla arası? O zaman kısasak kısas. Canımda, başımda, varsa hakkımda sana helaldir. Yık şu evi üstüme, ikimizin de ızdırabı bitsin. Yapamam mı sanıyorum? Tam aksine... İnşallah yaparsın abim. Dur! Durdurun şu adamı! Ulan! Lan bıraksana beni! Ali! Ali! Gülayşe! Ali! Gülayşe! Ali! Katilinden intikamını. Hadi. Yıkım. Ne? Orada oturacak mı yıkacağız? Çok para veririm, yak! İşte benim kızım. Yık abi. Gülayşe. Ali! Lan yapmayın lan! Ali kalk! Ali abi. Gülayşe! Ali abi oğlum bıraksana! Abi sen de. Gülayşe sen de abi. Durdur lan. Gülayşe durdur. Yapma. Gülayşe. Durdursana şunu. Görmeyeceğim. Ulan başlarım sizin inadınız ama. Gülayşe durdursana şunu. Ali. Gülayşe durdur şunu. Durdurmayacağım. Yeter lan hareket. Dedikleri söyleyeyim. Durdur şunu. Yapma. Gülayşe yapma! Gülayşe durdursana şunu! Yapma!
Yine siz kazandınız ateş kuşlara. Zaten hep siz kazanırsınız. Lara Hanım. Lara Hanım, ne yapacağız şimdi? Yurt dışı iptal mi? Asla. Evsiz çocuklara yuva olacak be. Ev peki? O ne olacak? Olduğu gibi kalsın. Tamam. Hadi arkadaşlar. Madem kıyamıyorum, varlığına katlanacağım mecbur. Geçmiş 9-10 tane çocuk var abi. İçeri girip çıkıyorlar. Benim mekanıma çökmüş ya. Ha öyle mi? Ortalığı boş bırakınca tabii. Sahipsizler mi? Aynen abi. Arif diye bir genç var başlarında 15-16 yaşlarında. O kolluyormuş bunları. Hadi geçin içeri. Ne yapayım abi? Alayım mı ben bunları? Dokunma dokunma, çoğalsınlar. Şimdilik sigortam olacaklar. Buradan çıkınca da sermayem. Tamam abi. Mezi abi, ben anlattım bu herifi, anlamıyor beni. Diyorum ki, Nizam Eyüboğlu'nu Feza Polat'ın öldürebileceği konusunda ikna edemedim. Bir de sen anlat, belki ikna olur. Hadi girin. Ulan ben ikna olmadım mı dedim, emin olalım dedim. Daha adamın çocuk ticareti yaptığından emin değiliz, bir de cinayet çıktı başımıza ya. Anlat abi. Oğlum, rahmetlinin öldüğü odaya niye girdik biz? Dışarıda da anlatırdım. Olay yeri inceleyeceğiz abi. Hadi anlat sen, anlat. Nizam Eyüboğlu'nun doktorunu tanırım. Onunla konuştum. Ölmeden yarım saat önce muayene etmiş. Az da olsa durumunda düzelme vardı dedi. İstediğin raporları da aldım şimdi. Bakmak ister misin? Bakayım. Nizam Eyüboğlu'nun gün gün durum raporları. Son gün durumunda iyileşme var. Ali ile Feza hastaneye gelmişler Mercan'ın raporlarını almak için. Ali başta ben tek giderim demiş ama abin ısrar etmiş. O da haliyle şüpheleniyor durumda. Bana söyledi, ben de şüphelendim. Abin hastaneye giriş yapıyor. O an Nizam amca ölüyor ne hikmetse. Bir de o gün... Bu koridordaki hiçbir kamera çalışmıyormuş. Hepsi bozulmuş. Sonra Feza, Mercan'ın raporlarını almak için Ali'nin yanından ayrıldı. Geldi bu odaya girdi. Sonra yastığı aldı. Oldu.
Çıktı gitti. Temiz iş. Bu oda cinayet kokuyor. Peki o cinayet kokusu alan polis burnun sebep konusunda ne diyor? Yani abim niye öldürsün Nizam Eyüboğlu'nu? Ne çıkarı var? Hiçbir fikrim yok. İşte seni o yüzden buraya getirdim. Abini daha iyi tanıyorum. Sebebini de sen bilirsin belki. Sana bir şey soracağım ama delirmek yok. Sor. O cinayet kokusu olan polis burnuna şurası emir veriyor olabilir mi? Neresi? Şurası, şurası. Gülayşe'nin aşkıyla kavrulan kalbin. İndir lan eline. Ne alakası var? Yani Nizam Eyüboğlu'nu abim öldürdüyse Çatal suçsuz olacak. Çatal suçsuz olursa sen de Gülayşe'nin babasını öldüren katilin oğlu olmayacaksın. Abimin cinayet sebebini bilmiyoruz. Ama senin sebebini biliyoruz. Suç abime kalırsa sen de gidip sevgilinin yüzüne bakabileceksin. Ay, iyiyim ha ben bu işte. Evet abi, ne diyorsun? Ölmeyecek olsam bir böyle psikoloji kariyeri falan yapar mıydık? Lan bir sus. Sus. Nizam amcayı abin öldürmüş olsa bile Çatal yüzünden buraya düştü Nizam amca. Benim Gülayşe'nin yüzüne bakma ihtimalim yok. Ama abini içeri tıkma ihtimalim var. Epey de yüksek. Nasıl? Abi, şunu bir parmak izine göndersene. Feza'nın parmak izi olabilir üstünde. Yani bakayım da Feza'nın parmak izini niye stor çubuğunda arıyoruz? Çünkü ben katil olsam cinayet işlediğimi kimse görsün istemem. Kurbanımı öldürmeden önce de storları kapatırım. Vay, akıllı mısın lan sen? Ha? Ortak, çak! Şimdi sana ev ödevi. Abinin Nizam Eyüboğlu'nu neden öldürmek isteyebileceğini bulacaksın. Bu bir. İkinci, uslu bir çocuk olacaksın. Tamam mı? Abin senden şüphe etmeyecek. Anlaştık mı? Tamam. Üç, Mercan'a klinikte her an göz kulak olacak birini bulacak. Kızı yalnız bıraktık. İçim rahat değil. Bunun ne işi var lan burada? Ben çağırdım. Ali ile Mercan hayatlarını riske atıp Feza'nın kliniğine girdiler onu yok etmeye. Sen bir haftadır kliniğe bile gitmemişsin. Biz aynı gemideyiz. Bu insanlarla problemin neyse çözeceksin. Onları yok saymaktan vazgeçeceksin. Yoklar zaten. Lan bana bak. Başlatma inadından. Ben Çatal denen o köpekle işbirliği yapıyorum. Mezarlıktan çıkıp yanına gitmişim, kafasında bu silahı patlatmamışım. Senin artistin kime lan? Oturun anlaşın, bize sonra haber verin. Hadi abi. Gülayşe bugün evimizi benim başıma yıkacaktı. Beni ezip geçecekti. Yapamadı. Eve kıyamamıştır. Eve değil. Bana kıyamadı. Dili ne söylerse söylesin, yüreği abisinden vazgeçemedi. Öğretecek çok şeyim var Gülayşe'ye desene. Hadi lan oradan. Ben biliyorum ki şuranda hapsettiğin kara da bizden vazgeçemedi. Vazgeçmez. Böyle mi avutuyorsun lan kendini? Ha? O kara sizden vazgeçeli tam 13 sene oldu.
10 sene sizin gelmenizi bekledi. Sizin gelmeyeceğinizi anlayınca da hepinizden vazgeçti. Madem vazgeçtin, çıksana lan oradan. He? Bir haftadır yok saydığın gibi çekip gitsene. Sen kliniğe gelmedin, bizden kaçtın ama bak. Bak ben karşındayım. Dağ gibi adam olmuşsun. Bir yumrukta devirirsin beni. Yıkıp geçsene. Hadi. Barbaros da söyledi. Aynı gemideyiz. Meselem için size katlanmam gerekiyor o kadar. Bak. Bu da içeride bir yerlerde benim karımın yaşadığının işareti. Ölüp giden çocukları görmezden gelemiyor. Ben de o kara gelip boynuma sarılmadan pes etmeyeceğim. Sen benim karamı ne kadar saklarsan sakla. Ben onu tam bu gözlere dolan yaşlarda görüyorum. Görüyorum oğlum, görüyorum. Ben o karadan asla vazgeçmedim. Hayata döndürmeden de vazgeçmeyeceğim. Sen bize döneceksin kara. Gerekirse buna ömrümü adarım. Buna senin ömrün yeter de o karıyı benim hayata döndürmeye ömrüm yetmez be Ali. O ne demek? Ölüyorum demek Ali Ateş. Günlerim sayılı. Hayret. Yoksa Zıpkın size söylemedi mi? Ya sana dediğim gibi. Ya Hacı Emin ne işlere sokuyorsun beni Allah aşkına ya. Vallahi gözünü seveyim yapma bak barbar aklımı alacak benim. Yap yap hayırlı bir iş yapıyorsun yap. Ya etme diyorum. Ha hanımefendi tamam ödeyeceğiz diyoruz borcumuzu borcumuz borç. Ödeyeceğiz tabii ki. Benim kredi borcu yüzünden mi arıyorlar? Ya bacım sen niye icra memuru avukat falan karıştırıyorsun? Biz de en nihayetinde devletin polisiyiz yani. Ha bana bak. Öyle telefonla arayıp biz polisiz diyenlere itibar etmeyin diyorlar. Para istiyorlar. Gerçi bu sefer parayı siz istiyorsunuz. Nasıl? Ben bu şakayı bağlayamayacağım ya. Komik de değil zaten. İyi günler. Cemal. Allah'ım kapattılar. Agacım kusura bakma ya. Vallahi kusura bakma. Duymanı istemezdim. Sıkıntı yok Cemal. Ben para işini halledeceğim, merak etme sen. Benim derdim sana dert olmayacak. Asıl Hanım, sağ ol. Ben sana iş bulmuştum ya bu arada. Özel koruma. Özel koruma mı? Ha, parası da çok iyi. Allah Allah, ne kadar iyi? Anlatamam, öyle böyle değil. Feci iyi ya. Yani. Allah Allah. Ha? Peki ben böyle özel özel kimi koruyacağım? Şey bizim işte. Neyi sizin? Şey bizim şey... Neyi lan? Gülayşe yengemi ya. Ya aga bana öyle bakma ya. Hacı Emin ile Hacer abla dedi. Ne zaman bizim düşmanlar her kimse kızına da zarar veremesin diyor. Kardeşim, birincisi şu. Gülayşe güvende tamam mı? O olay çözül, problem yok. İkincisi, oğlum öyle olsa bile korumak için para mı alacağım sevdiğim kızdan? Kızdan! Sevdiğim kızdan dedin. Sevdiğim kızdan dedim, duydum. Demedim lan. Lafın gelişi o. Yok, öyle gelen laf adamdan gitmez kolay kolay. Var, var efendi. Sus Cemal. Kendi sağlığın için sus ol, tamam? Hayır mı diyorsun peki? Sana hayır demiyorum. Ama seni bu saçmalığa alet edenlere hayır diyeceğim ben, merak etme. Hele şuna bak. Paranın kokusunu aldı ya nasıl da tavşan gibi zıplaya zıplaya gelip duru. Boşa dememişler. İnsanoğlu çiğ süt emmiş diye.
Kapat ağzını, kapat. Sinekler yuva yapacak içine. Paranın yüzü sıcak, maaşta iş vereceğimizi öğrenince aklı dengesi şaştı tabii. Siz ne diyorsunuz ya? Hacer am, Hacı amca. Söyle bakalım Barbaros. Lara ev oğlunu koruması olmak için kaç para istiyor? He, fiyatını söyle bakalım bize bir. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol ya. Ya ben mi kafayı yedim, siz mi kafayı yediniz? Bak bakayım yüzüne. Bak, bak. Bak. Heh, yüzündeki kızgınlığı gördün mü? Heh. Otur bakayım şimdi karşımıza. Ya bırak Hacer am, ne oturacağım ya? Ya otur. Senin yüzündeki kızgınlığın aynısı Lara kızımızda olacak. Senin Eyüboğulları'nın korumasını para için yaptığını öğrenince. Öyle bir şey olmayacak. Ya bir dinle. Bu kız seni hiç unutmadı. Yüreği yanıp kavrulup duru. Unutacaksın de unutacaksın dedikçe Galatasaray'ın dibine vurup duru. Seni ev sahtan unutmasını istiyorsan, seni kalbinden söküp atsın istiyorsan, Lara'nın korumalığını para için yapacaksın. Başka türlü ölse unutmaz seni. Seni kalbinden söküp atmasını istiyorsun de. İstiyorum tabii. O zaman teklifimizi kabul edeceksin deli olan. Lara para için yaptığını öğrenince senden kesin nefret edecek. Eder tabii. Ölümüne nefret eder hem de. Ha nefret etmesini istemiyorsan o zaman başka. İstiyorum. İstiyor musun? Sevmesin beni. Beni bak bizim oğlan. Lara bugünlerde bizi çok korkutuyor. Kendi zarar verebilir. Yalnız bırakmayayım onu. Anlamadım. Nasıl kendine zarar verebilir? Ya biz de anlamak istiyoruz. O yüzden yanında ol istiyoruz ya. Kabul mü deli olan? Bak baştan söylüyorum. Sizin paranızı falan kabul etmem. Maaşmış falanmış anlamam. Sen hiç merak etme. Zırnını koklatmayacağız biz sana. Emre Lara para aldım bilecek onu göre. Tamam mı kabul mü? Tamam mı kabul mü? Ya kabul falan değil ya. Kabul falan değil. Allah Allah. Benden ne istediğinizin farkında mısınız siz? E ne oldu ya şimdi? Kabul edecek. Yatacak, kalkacak, illa aklına yatacak. Bir araya geldiklerinde de sevdalarına karşı duramayacaklar. Sen hiç merak etme. Bana bak. Eğer yasa dışı bir işe bulaştıysa, sana yemin ediyorum, seni tutuklarım Zafer Ateş. Gözünün yaşına da bakmam. Bak ortada yoksun. İnşallah pis bir işe bulaşmamışsındır. Bu sefer gerçekten tutuklarım seni. Aptal. Haber? İyi, sen? İyi, fena değil. Ne yaptın? Konuştun mu savcı arkadaşın? Alacak mı ruhsatlı silahını? Ne, alacak. İyi. Zaten özel yapım silah olduğunu duyunca atladı üstüne resmen. Satma be barbar. Kredi borcunu kapatırız bir şekilde. Nizam amcadan hatıra o silah sana. Hatırasına değer de bana değmez, bana. Benim soysuz soyum yüzünden adam mezarda. Of,
Tamam, bir şey demedim say. Nereye? Daha yeni geldim. Duramıyorum yerimde, sığamıyorum. Anladın? Konağa gideceğim. Sabah da getiririm sana silah. Hadi eyvallah. Hadi. Huri. Bak yine cennete gelmiş gibi oldum seni görünce. Hoş geldiniz Karabey. Hoş bulduk. Odasında mı abi? Odasında ama bir arayayım. Malum. Tabii tabii. Malum yasak bölge. İzinsiz girilmez. Feza hocam kardeşiniz geldi. Feza hocam müsait. Geçebilirsiniz. Sağ ol güzellik. Sen de bir değişiklik mi var? Saçına mı bir şey yaptın? Yok, yaptırmadım. Allah Allah. Ben ne yaptıysam farklı bir avukatmış. Gel. Oo, sevgili kardeşim. Bir hafta sonra nihayet kliniğe uğrayabildi. Hayırdır? Abi nişanlımın amcası öldü. Ne yapayım? Yalnız mı bırakayım kızı? Hüma nasıl? Toparlayabildin mi biraz? Yok be. Nereye toparlıyor? Perişan. Hala amcasının üzüntüsünü yaşıyor. Ondan geldim ben de zaten. Düğünü erteleyeceğiz. Ha, tabii oğlum. Yani ya Sevin'e düğün dernek kuracak halimiz yok. Yani. Kayınvalidem de aynısını dedi zaten. Ayıp olur falan dedi. Kaynanam. Gülayşe nasıl şey... Lara. Şirketin başına geçti mi? Geçti, geçti. Geçti. Yargı dağıttı bugün. Nasıl? Abi kız tam bir intikam meleği çıktı ya. İntikam konusunda seninle yarışır yani. Burun farkıyla kazanır bile. Hmm. Vallahi. Ya düşünebiliyor musun? Bir senelik şirketin karına komple el koydum. Tak diye. Ne diyorsun ya? Vallahi billahi. Şanlım Hüma beş parasız kaldı yani. Aynen. O değil, ben de beş parasız kaldım. Şu gözünün kaldığı $1 milyon vardı ya. Hı. O da gitti. Ona da el koydu intikam meleğimiz. Kıyamam. Zengin olamadın mı sen? Ha? Yine abine mi muhtaç kaldın? Hı? Şimdi sana ev ödevi. Abinin Nizam Eyüboğlu'nu neden öldürmek istediğini bulacaksın. Bu bir. Buldum galiba. Neyi buldun? Ha? Nişanlımla kaynanamı intikam meleğimizden nasıl koruyacağımızı buldum. Nasıl? Sürpriz. Neyse ben gidiyorum şimdi, acelem var. Sen de geç kalma. Akşam evde görüşürüz. Ne planlıyorsun sen? Kara. Ha? Kara beni dinle. Kara. Bak planladığın şeyin ucu bana değerse eğer. Kara beni dinle. Alo. Feza birazdan özel asistanını kovacak. Hadi hayırlı olsun yeni işin.
hayatta beni en çok ne delirtir biliyor musun Huri? Niyetini bilmediğim insanlar. Yemin ediyorum hocam, küpümün oraya nasıl geldiğini bilmiyorum. Bu durumda iki olasılık var. Birincisi, ben yokken odama girmişsin. Girmekle yetinmemiş, masamın bu tarafına geçmişsin. Hayır hocam, asla yapmadım. Yemin ediyorum. Peki, sana inandım. Bu durumda diğer olasılık kalıyor. Bana yalan söylüyorsun. Hayır hocam, asla size yalan söylemiyorum. Gerçekten size yalan... Çık. Muhasebeye git, ilişini kessinler. Küpeni de al. Ben hakikaten... Bir dakika. Barbar, Ali'ye söyle. İstediğini yaptım. Kliniğe Mercan'a göz kulak olacak birini koydum. Bu iyiliğimi de unutmasın. Evet, buyurun geçin. Evet, şimdi söyle ne söyleyeceksen. Diyorum ki, ben hakikaten anlamıyorum seni. Yani sen para için evlenmiyor muydun Hüma'yla? Beş paramız yok. Benim hain kızım yüzünden. Ve tabii ki Lara. Niye hala ayrılmıyorsun ki? Niye hala nişanlısın ki elindeki videoyu kullanıp beni ihbar edeceğine bir de alıp evine getiriyorsun? Aşk olsun. Ben o kadar kötü bir insan mıyım? Gülayşe tekrar seni o konaktan kovsun diye seni orada bırakır mıyım sence? Kaynanacığım. Tabii ya. Gez. Kendi evin gibi. Rahat ol. Nasıl buldun evi? Güzel mi? Niye ayrılmıyorsun benden? Artık işine yaramam. Param yok. Gülayşe'yle sen bazı şeyleri yanlış hesaplamışsınız. Sen şu an paradan çok daha değerli bir şeye sahipsin benim için. Hayatta bırakmam seni. O kadar değerli olan şey ne? Neye sahibim? Zıpkının aşkına. Bana böbreğini verecek kadar büyük olan aşkına. Zafer, niye açmıyorsun telefonlarımı? Bana bak. Kabul etmedin değil mi o yasa dışı işi? Zafer. Çok ciddiyim. Tutuklarım seni. Yok, kabul etmedim, merak etme. Tamam, ben kapatıyorum bak. Telefonun şarjı bitiyor. Bay bay. Ne haber? Senden ne haber Asıl? İyi. Ne yaptın? Düşündün mü bizim işi? Kabul ediyor mu? Düşündüm. Kabul. Hayırdır lan? Hani sen hırsızlık yapmam diyordun. Ne oldu, ne değişti? Hırsızsınız.
Babamla geçireceği 23 yılımı çaldınız benden. Ben 23 gün bile babama doyamadan toprak oldu gitti. Oğlum, hırsız adam hırsızlık yapmam der mi lan? Ha? Haydi. Hangi zengini soyuyoruz bugün? Abla hoş geldin. Abla sen iyi misin? Yanından bile geçmiyorum. Tıpkı benim gibi desene. Emine. Barbar bulacak bebeğini merak etme. O bir şey dedi mi yapar. Biliyorum abla, biliyorum. Bunlar ne? Ha, Hacer Hanım eve taşıdı beni. Müştemilatı Barbar için hazırlattı bugün. Barbar mı? O mu gelecekmiş? Vallahi gelir mi bilmiyorum da hazırlayalım dursun dedi. Anladım. Thank you.
İnancın yere düşerse silahın da düşer. Kaçmıyorum. Kaçmıyorum. Babanın hediyesi bu bana. Onu almak için geldim. Bakabilir miyim? Sonra vermişti bana. Çok güzelmiş. Öyle. Daha güzelini görmemiştim hiç. Yazık olacak. Yapacaksın ki? Satacağım. Satacaksın mı? Niye? Paraya ihtiyacım var çünkü. Para için böyle özel bir şey satacaksın mı yani? Ne sandın? Sonuçta çatalın kendilerini taşıyor. Bir yere kadar bastırabiliyorum. İnadına yapıyorsun. Kendinden soğutmak için. Peki baban, çatalın oğlu olduğumu bilseydi, bunun bende kalmasını ister miydi? Of. Ne başladın aynı şarkıya, bozuk plak gibi. Çatalın soyuyum da çatalın soyuyum. Gülayşe, anlamıyorsun. Anlamıyorsun. Senin baban da anan da namuslu dürüst insanlardı. Çatal gibilerin soyu kurumalı. Sabit'in de soyu kurusun diyorsun yani. Ne alakası var kızım? Onun babası da acından ölsün diye onu kömürlüğe kapattı. Mercan ablanın soyu anasını satmaya kalktı. Onun da soyu kurusun mu? Hele Ali abimin babası. Onun yaptıklarını demeye benim dilim varmıyor. Onun da soyu kurusun diyebiliyor mu? Ben diyemiyorum. Anamın katiline bile soyu kurusun diyemiyorum. Babaları yüzünden haram edelim mi mutluluğu onlara? Kurusun mu köksüzlerin soyu?
Aynı şey değil Gülayşe. Aynı şey değil. Benim durumum farklı. Çok ağrıma gidiyor Barbar. Babana olan nefretinin bana olan aşkından büyük olması çok ağrıma gidiyor. Öyle değil. O zaman ne? İnan babanın kim olduğunun bir önemi yok. Barbar. Onun günahı onun boynuna. Babanın katili olsa bile mi? Çatal minibüsün frenlerini bozdurmuş. Ben senin babanın katilinin oğluyum. Gülayşe. 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 Geldiniz. Yani ben misafirperverliğiniz için küçük bir teşekkür etmek istedim size. Buyurmaz mısınız? Misafirperverlik derken? Kara ya demişsiniz ya konaktakilerle aralarını düzeltene kadar burada kalabilirler diye. Yani gerçekten karşılığını nasıl öderim bilmiyorum. Hadi buyurun. Elim çok lezzetlidir yalnız. Ben bir ellerimi yıkayayım. Geliyorum. Ma. Hoş geldin. Annene bir bakar mısın mutfakta? Karayla konuşacağım. Ne yapıyorsun sen? Bu insanları niye getirip benim evime yerleştiriyorsun? He? Oğlum sen kafayı yedin, bana da mı yedirteceksin? Sen niye atarlanıyorsun ya? Sana muhtaçların sayısı 3'e çıktı ya işte. Haddini aşıyorsun Kara. Haddini aşıyorsun. Şu an narsist kişiliğinin havai fişek patlatıyor olması lazım. Al bak şimdi hadi hepimize. Ne yapıyorsun sen anne? Makyaj yapıyorum anneciğim. Yoksa sen kancayı Kara'nın abisine mi taktın? Onu
paraları Gülayşe'ye kaptırmadan önce düşünecektin Hüma kuşum. Tebrik ederim anneciğim. Kendi kendine üvey baba yaptın. Sakın topa girme. Eğer sırf para için abime musallat olursan yemin ederim polise veririm o videoyu. Nikah masasındayken kaldırırlar seni. Gülayşe. Gülayşe iyi misin? Değilim. Aklımı aldın be kızım. İyi misin? Hiç iyi değilim. Gülayşe bak ben... Halamı çağırır mısın? Lütfen. Hemen. Barbaros, dey be beni. Ne ettin de kız bayılttın? Kendi isterse anlatır. Bismillahirrahmanirrahim. Hani, nerede ya bu kız? Ne bileyim Hacer ağam, en son buradaydı. Dur, ben bir banyoya bakayım. Lara! Kızım! Bunu yapmış olma Gülayşe. Banyoda da yok ya bu. Allah kahretsin. Silahımı almış. Ne? Silahımı almış. Korş var Barbaros. Korş bir deli geçecek bu. Gülayşe. Barbaros koş. Gülayşe dur. Dur. Gülayşe. Gülayşe. Barbaros kurban olayım. Koş yetiş. Bir delilik etmesin Barbaros. Koş. İpini koparan buraya geliyor ha. Aynı oğlum gibisin. Şu duruşunuz bile aynı. Siz birbiriniz için yaratılmışsınız gelin hanım. Bana gelin deme. Biri gelinim deme der, biri oğlum deme der. Hastane değil zaten Texas. Eline silah alan buraya geliyor. Ya. Bak ben bu anı da daha önce yaşadım sanki. Ne diyorlardı ya? Bunun bir adı vardı böyle. Neydi ha? Dejavu. Kaldır şu silahı Gülayşe, kaldır. Eli bu kadar titreyen biri ateş edemez. İlk defa birini öldüreceğim diye titriyor elim. Ondandır. Bu silah kimin sen biliyor musun? Gülayşe yapma. Babamın. Babam Barbara'ya hediye etmiş. Meğer senin kafana sıkayım diye vermiş. Yapamazsın. Kes! Sen babamı öldürdün. Şimdi onun silahıyla sen öleceksin. Yapma Gülayşe. Kes! Gülayşe dur. Yapma. Bugün bir kere durdum. İkinciye durma. Gülayşe,
Sana yemin olsun sen değil ben alacağım bu itin canını. Ama bugün değil. Zamanı gelince. Galiba o zaman ikiniz için de gelmeyecek. Sence ben canımı garantiye almadan burada böyle rahat rahat yatar mıyım ha? Yine ne film çeviriyorsun lan sen? Film demeyelim de hayat sigortası. Eğer buradan sağ çıkamazsam Pamir'in elinde gözünü kırpmadan organ mafyasına satacağı bir düzine çocuk var diyorum. Anladınız mı lan? He? Yalan söylüyorsun. Niye yalan söyleyeyim lan? Yapmadığım şey mi? Kahvelerimiz de geldi. Aa, Feza Beyciğim nerede? Buradayım. Feza Beyciğim, kendi ellerimle yaptım. Hümacığım köpük yapamıyor da. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bunu al anneciğim. Eda köpüklü. Afiyet olsun. Patron, çatalım mekana bir sürü sokak çocuğu çıkmış. Sahipleri de yok. Haberin olsun. Bildin mi Pamir'i? Yok. Sabaha kadar aradım. Hiçbir yerde bulamadım. Gerçi bulsam da konuşmuyor ki it. Yaksam bile konuşmuyor. Yaktın mı? Yok ya. Şey... lafın gelişi dedim ben. Ha. Nasıl bulacağız? Çatalın elindeki çocukları nasıl bulacağız? Nasıl kurtaracağız? Gülayşe sen şu emaneti versen, ben önce o işimi halletsem, sonra da Pamir'in peşine düşsem, belki çocukların nerede olduğunu öğrenebilirim en azından. Şu işi bir halledeyim derken? Satacaksın yani gerçekten. Satacağım. Hadi ver Gülayşe. Barbar. Gülayşe lütfen verir misin? Barbar o babamın hediyesi. Sana hediye etmiş. Üstelik hatıra hem de çok güzel. Gülayşe ver dedim ya. Ver. Barbar. Gülayşe ver. Barbar. Para vereyim. Ne dedin sen? Para vereyim dedim.
konuşsaydın daha iyi. Babamla geçireceğim 23 yılımı çaldınız benden. Ben 23 gün bile babama doyamazken toprak oldu gitti. Mercan, iyi misin? Nefes. Nefes alam. Hadi tamam, gel. Tamam, tamam, tamam. Gel. İyi misin? Oh, evet. Daha iyiyim. Müsaadenle. Buna bakmak zorundayım. Alo Masar. Ne
Masar, boş konuşmayı bırak, beni dinle. Çatalım mekanda başıboş gezen çocuklar varmış. Aynen, sahipsizler. Bütün çocukları topla. Hepsini al. Lazım olur. Piyasa hareketli şu ara. Tamam. Asistanımla tanışmışsın. Tanışamadık aslında tam. Ben öyle hanımefendinin rengini gitmiş görünce bir ihtiyacı var mı diye sorayım dedim. İşte çalışanlarımdan beklediğim incelik. Sağ olun. Ben Fidan bu arada. Sizin isminiz neydi? Mercan. Benim adım Mercan. Mercan. Daha iyisin değil mi? İyi miyim? Mercan Hanım size emanet. Hava güzel. Dışarıda biraz hava alsın. Acil bir durum olursa lütfen beni arayın. Tabii ki, hiç merak etmeyin Feza Bey. Görüşürüz. İyi günler Feza Bey. Sağ ol. Kalbime iniyor daha neredeyse. Oh, kız iyi toparladık ha. Telefonunu ver. Ne? Telefonunu ver, Ali'yi aramam lazım çabuk. Al, al, al. Ali, Mercan ben. Mercan, biz de senin yanına geliyorduk. Ya beni boş verin şimdi. Feza çocukları alacak. Ne? Ne diyorsun Mercan? Çocuklar çok kalabalık. İkimiz baş edemeyiz bunlarla. Adam alıp gelirim hadi. Hadi gel.
Al bakalım emanet. Emin misin? Bir daha düşün bak. Nizam amcadan yadigar. Eminim ya. Eminim. Düşünmek istemediğim için satıyorum zaten. Al. İyi. Hadi eyvallah. Hadi. Mercan ben. Efendim Mercan. Çatalın eski mekanda çocuklar varmış. Çabuk yetiş. Feza çocukları alacak. Ne diyorsun sen ya? Sare. Silahı geri ver. Ne oldu be? Ya geri ver. Sattırmıyorlar işte. Geri ver, ver. Hadi. Adam alıp geldik patron. Tamam, gürültü çıkarmadan halledin. Bir de bir şey söyleyeceğim. Çocukların sahibi olmadığından eminsiniz değil mi? Dilendirenleri, işe yollayanları falan yok. Sonra abuk sabuk pis heriflerle başım belaya sokmayın. Eminiz, eminiz. Sahipleri yok patron. Aç oğlum kapıyı. Oğlum bunlar. Neredeler lan? Patron yoklar. Ne demek yoklar? Ne demek yoklar? Patron vallahi kendi ellerimle kilitledim. Geri zekalı. Yürü. Gelin benimle. Nereye gitti lan bunlar? Nereye gitti lan bunlar? Siz bu tarafa gidin. Gelin benimle. Çaydanlık hala sıcak. Burada uyumuşlar. Ama neredeler? Rezan adamları mı kaçırdı? Yetişemedik mi? Almışlar onları buradan. Kaçırdık. Çocuklar yok. Çok güzel.
güzel Gülayşe abla. Yeni yuvanız olsun mu burası? Olsun! Hadi bakalım, hadi. Hadi. Bizi kurtardın diye mi ağlıyorsun? En büyük hayalimi gerçekleştirdim diye ağlıyorum. İnsan hayalini gerçekleştirince ağlar mı? Kimsesiz çocuklara yuva olduğu gün... kimsesiz kaldığını anladıysa... ağlar. Ayşe. Tamam. Tamam, geliyorum. Sana bir teklifim var. Nedir? Kara! 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 Kalk! Kara! Kara, yardım edin! Birisi yardım etsin Kara! Kara, kalk! Kalk, sen de gitme sakın. Sen de gitme, kalk Kara! Kara, kalk, yardım edin! Yardım edin, kimse yok mu? Kara! Kara! Kara, kalk! Kara! Kara! Şşş. Ölüyorum, biraz sessiz ol. Ölüyor musun? Böbreğim iflas etti. Bekliyordum zaten. Ne? Hayır. 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 Yardım edin! Yardım edin! Kimse yok mu? Kimse yok mu? Birisi yardım etsin ne olur! Kara, yardım edin! Birisi yardım etsin Kara! Kara, kalk! Kalk, sen de gitme sakın! Sen de gitme, kalk Kara! Kara, kalk, yardım edin! Yardım edin!
kalk ne olur. Kara kalk. Ölmek falan yok. Ölmek falan yok. Saçma sapan konuşma ne olur. Hadi kalk. Kalk hadi. Şşt, tamam. Ağlama. Eğer ölme olsaydım bu bakışa aşık olurdum. Hayır. Saçma sapan konuşma. Saçma sapan konuşma. Ölmek falan yok. Kalk hadi. Hadi kalk ne olur. Kalk hadi. Hadi kalk. Yardım edin. Yardım edin. Kimse yok mu? Kara. Kara. Kalk. Kara. 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 Yardım edin. Yardım edin. Kara yardım edin. Ama bak ne diyor. Kronik böbrek yetmezliği hastalarında bazı ağrı kesiciler ölüme sebep olabilir. O yüzden böbrek hastalarının kesinlikle şu ağrı kesicileri almaması gerekir. Ups. Ama aşkım şimdi mi söylenir bu? Aldı bile.